Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Anadolu Efes, MMC Sanayi, Özerden, Tekfen ve Turkas Petrol'ü analiz edeceğiz. Anadolu Efes'le başlayalım. Şimdi Anadolu Efes'in haftalık grafiğini açtığımda şöyle bir geniş periyotta baktığımızda henüz gitmemiş bir görüntüsü var. Bunun hedefinin orta uzun vadede yukarılarda olduğu zaten kesin, yatırımcısına kazandırma potansiyeli yüksek bir tahta. Şimdi şöyle siyah kalın çizgili çizdiğimiz majör trend çizgimizin üzerinde kaldığı sürece bir problem yok. Daha kısa vadeli şu mor ile çizdiğim minör trend çizgimiz, yani ara yükselen çizgimizde şu aradaki kar marjını kaçırmamanız açısından takip etmenizde fayda var. Şu an minör trend çizgisinin altına kırılması durumunda stoplar koyulabilir. Ama beklemek isteyen kişiler için de garanti olan nokta, destek noktası şu majör trend çizgimizin bulunduğu noktadır. Bu sebeple kar marjı almak açısından şu ana yükselen ve ara yükselen trend çizgilerini çiziyoruz ki maksimum kar alalım, karımızı eritmeyelim. Şimdi tekniğine bakacak olursak haftalık grafikte EMA5'in tuttuğunu görüyoruz, siyah ortalamanın. 25-42 seviyesinde, tam destek seviyesinde şu an ortalama tutuyor. Bunu kırması durumunda şu minör trend çizgimizin zaten büyük ihtimalle tutması gerekiyor. 25-14'lü seviyeler hiç tutamazsa EMA21 en güçlü destek noktası da 23-58 TL seviyesinde. Zaten onun da altına kırılması çok olası gözükmüyor. Günlük periyotta baktığımızda mumlar EMA21'i geçmeye çalışmış günlükte ama direnç görevi görmüş, geçememiş. Şimdi basit teknik düzeltme seviyesi 25-30'lara kadar olabilir. Bunda bir problem yok. 25-30'lara kadar gün içinde geri çekilmesi bir panik yaratmamalı. Ama mutlaka geçmesi gereken nokta 25-54 TL seviyesi. Bu 25-54'ü yukarıya geçer ve burada tutunursa, anlamlı bir şekilde yukarıya çıkarsa şöyle 26'lara vesaire, tekniği çok daha güzel olacak ve yukarılara doğru artık şu hedef noktasına doğru gitme eğilimi gösterecekleri 28-76'lara kadar. Şimdi haftalıkta Ichimoku tekniğine bakalım. Ichimoku sarıda parabolik sarımız olumlu. Mumlar Tenkan-sen ve Kyujin-sen'de üzerinde herhangi bir problem yok. Mavi ortalamamız Tenkan-sen'den destek alarak yoluna devam ediyor. O da 25-22'lerde kalmış. Buraya kadar geri çekilmesinde de herhangi bir problem yok. 25-22'ler. Hatta 25-10'lu seviyelere kadar hiçbir problem yok. Çünkü minör trend desteğimiz o seviyede. Şimdi MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar. Buna bakalım. Bunun şöyle bir durumu var arkadaşlar. Haftalıkta baktığımızda Eylül aylarında 2 TL'deyken 10 TL'lere kadar hızlı bir şekilde yükselen ve yukarıdan sert satış yiyerek şu noktaları tekrardan gören bir hisse. 3.59 sert hareketleri var. Şimdi bunun için biz bir alçalan trend çizmişiz. Şu noktada, yani 5.82'li noktada bu alçalan kanal yukarıya kırılmış ve şurada teknik bir al sinyali vermiş bize 5.85'li seviyelerden. Al verdikten sonra hisse 7.27'lere kadar tırmanmış, hala kanalın üzerinde. Şimdi bu hissede bakmamız gereken en önemli ortalama arkadaşlar EMA 5, yani 5 haftalık ortalamamız. 6.23 TL seviyesinde güçlü destek konumunda bekliyor. 6.23'e kadar geri çekilirse burası bir alım fırsatı verebilir ve tekrardan tepki çıkışı yapabilir. Aması var. 6.23'ün altına kırılırsa arkadaşlar mutlaka 5.38 TL seviyesini tutması lazım. Eğer tutamazsa burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. 5.38 TL seviyesi kritik bir seviyedir bu hisse için. Günlükte baktığımızda 5 günlük ortalamamız, siyah ortalamamız mumları tutuyor. Mıknatıs gibi çekiyor kendine. Tam da destek konumunda. 6.80'ler destek. 6.80'e kadar geri çekilmeler panik yaratmamalı gün içinde. Onun kırılması durumunda 21 günlük desteğimiz 6.01'li seviyelerde. 6.01'in yüksek ihtimalle tutması gerekiyor bu hisseyi. Buraya kadar gelirse burası da yine
teknik alım yapılabilecek bölgeler. Ama buranın sert kırılması arkadaşlar tehlikeli olur. O sebeple kendi kararlarınızı vermeniz gerekiyor. İçim oksarla baktığımızda parabolik sarımız son 2 haftada mumların altında yanmış. Bu teknik olarak olumlu bir gelişme. Zaten şu alçalan kanalı da yukarı kesmesi bunun bir diğer göstergesi. Mumlar 2 ortalamanın da üzerinde Tenkan-sen ve Kyujin-sen. Şu 9 barlık ve 26 barlık ortalamalarımızdır. Bunların üzerinde herhangi problem yok tekniğinde. Şurada işte aşırı bir prim var. O birazcık korkutuyor insanları. Dikkatli olmanız lazım. Her zaman için destek seviyelerini mutlaka takip etmenizde fayda var. Özer'den plastik sanayi. Bir arkadaşım ısrarlı bir şekilde istedi. Listemizdeydi ama hızlı analiz yapamadık. Çok sırada hisseler vardı bu sebeple. Şimdi Özer'den de şöyle bir durum var arkadaşlar. Eylül ayında bu hisse 2 TL'lerdeyken 10 liralara kadar çıkıyor. Şurada bir yatayda bir flamo görüntüsü oluşturup bir dikdörtgen formasyonu görüntüsü de var burada. Yükselen trendlerde karşımıza çıkıyor. Tekrardan burayı kırıp 14 liralara kadar tırmanıyor. Daha sonrasında 3 haftadır bir ekside kapanış söz konusu. Şuradaki ortadaki mumda DJI mezar taşı mumu. Doji mezar taşı mumu. Şimdi bunun ortalamalarına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Bu hisse için destek seviyesi 11.80'dir. 11.81'in altına görüldüğünde artık yatırımcısı isterse stop olur, isterse olmaz, bekler çıkışı ama 11.86 güçlü destektir. EMA 5, 5 haftalık destektir. Bunun altına kırılmaması gerekiyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Günlükteki yakın destek noktasında da güçlü destek seviyesi 11.40'lı seviyeler. 11.40'lara kadar basit teknik düzeltme yapması normal. Ama burayı aşağı kırarsa 11.40'lara arkadaşlar yine bir tehlikeden söz edebiliriz bu hisse için. Şu King Kong'la baktığımızda King Kong al sinyalini çok öncelerden vermiş. İçimoku ile baktığımızda İçimoku tekniğinde problem yok ama geri dönüşlerde arkadaşlar mutlaka şu günlükteki Tenkan-sen'e bakalım. Bakın geri dönüşlerde Tenkan-sen şu an bir destek konumunda. Şu 12.28 TL seviyesinin kırılmaması lazım. 12.28 kırılırsa aşağıya mutlaka şu ortalamanın 10.91'lerin tutması gerekiyor Kyujin-sen. Zaten bunun kırılması durumunda isteyenler stoplarını koyabilirler. Temkinli bir şekilde bu destek noktalarını takip etmeniz lazım. Şimdi Tekfen'e bakalım. Tekfen'in ben tekniğini orta uzun vadeli beğeniyorum. Şurada ben geniş periyotta bir ikili dip gördüm arkadaşlar. İkili dipi görüyorsunuz. Şöyle de bir orta uzun vadede yine bir hedef çizmişiz. Bu böyle olmaz da hani yatayda vakit geçirir. Sonra çıkar. Yani bu bir şekilde bu kaçarı yok yani. Hani çıkması gerekiyor. Çünkü teknik bize bunu söylüyor. Bilançoları vesaire hepsini temel verilerini de kontrol ettiğinizde Tekfen Holding orta uzun vadeli güzel bir hisse olarak görüyorum ben şahsen. Şimdi bunun ortalamalarına baktığımızda EMA 5'in güçlü destek konumunda olduğunu görüyoruz. Zaten sürekli üzerinde. Şurada EMA 21'in kırmızı ortalamanın mavi yani EMA 200 yukarı kesmesi çok güçlü bir al sinyalidir arkadaşlar. 15.97 çok güçlü bir al sinyalidir. Bakın geri dönüşler yaparsa geri çekilmelerde 16.54 güçlü destek. 16.01 yani 16 TL seviyesi kaya gibi destek. Yani böyle dağı delmeniz lazım bu desteğin kırılması için. Kıyametin kopması lazım öyle söyleyeyim size. Ama şu EMA 5'in ben bunu haftalıkta tutacağını düşünüyorum. 17.77 seviyeleri. Buradan umarım yoluna ağır ağır devam eder. Ağır gitsin ama gitsin yukarıya doğru yatırımcısına kazandırsın. Güçlü Ichimoku bulut direncinin de geçildiğini görüyoruz. Bulutun alt direnci Senkoispan B ve üst Senkoispan A'nın hacimli bir şekilde kırılıp şu an Tenkan-sen ve Kyujin-sen'in de üzerine attığını görüyoruz. Şurada mumları. Geri dönüşlerdeki en yakın Tenkan-sen desteği 9 barlık 17.29 TL seviyesi. 17.29'a kadar teknik düzeltme yapmasında herhangi bir problem görmüyorum ben şahsen. Tekfen güzel.
Turkuaz Petrol'e de bakalım. Bu hissenin yükselen kanal içinde hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın pandemi düşüşünde bu 1,5 TL'lerden biri sürekli bir çıkış eğiliminde. 5,54 bugün artı 2,59'a kapatmış. Şimdi bu hisse için şöyle geniş grafiği açtığınızda kırmaması gereken seviye şu yükselen kanal desteğini kırmaması gerekiyor. O da nerelerde? 4,90'lı seviyelerde bekliyor mumları bakın. Şu alt kanal desteği. Olumlu konuşabilmemiz için de zaten şu an tekniğinde bir problem yok. Olumlu ama böyle hızlı çıkışlar için de şu yükselen kanalın üst direnç seviyesini, şu trend çizgisini mutlaka yukarıya kesip hacmini artırması gerekiyor. Şimdi ortalamalarına baktığımızda yine bunun da 5 haftalık ortalamanın tuttuğunu görüyoruz. Günlük düzeltme seviyesi 5,25'tir. Bu günlük düzeltme seviyesi dediğim arkadaşlar gün içinde yaptığı hareketler. Bunun için destek seviyesi 5,25. Bunu kırması durumunda, olumsuz bir durumda 4,77 ve 4,70'lerde güçlü desteği bulunuyor zaten. Ama buraya kadar gelir mi gelmez mi izleyip göreceğiz. Çok da gelecek bir görüntüsü yok. Umarım şöyle yukarıya doğru hareketine devam ettirip şu kanalı da kırar. Bunun Ichimoku tekniğine baktığımızda gayet olumlu ortalamaların üzerinde. King Kong'la baktığımızda şurada buy sinyali vermiş şu mumda. Yani 4 TL mumunda vermiş buy sinyalini. Verdikten sonra güzel bir çıkış sergiliyor şu an. Bir problem yok. Turkuaz Petrol'le beğendim. Geçmişine baktığımızda çok da bir prim yok zaten. Böyle yoluna devam edecek görüntüsü var. 8, 9, 10, 11 böyle çıkar umarım. Yatırımcısını sevindirir. Herkes kazansın. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseleriniz varsa arkadaşlar bakmamı istediğiniz bu postu beğenip kaydederek yorum olarak yazarsanız hisseleri onları da listeme eklerim. Gecikirse kusura bakmayın. Şimdiden özür dilerim çünkü çok yoğunluk var. O sebeple sırayla yapıyorum analizleri. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.